Merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün 17. İstanbul Bienali'nde konuşacağız. Konuğum Aydın Erdem, Konda'nın genel müdürü. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Biz Şehir Hepimizin de bütün ekip olarak çok heyecanlanıyoruz bu bienallere. Bu sene de yine heyecanlandık ve dedik ki bir seri yapalım. İlk sohbeti Yağmur Yıldırım 10 Ekim'de direktörle yaptı. Bienal direktörüyle Bige Örer'le ve orada aslında genel olarak bienalin bir tanıtımı gibi bir sohbet oldu ilgilenenleri. Onu dinlemeye de davet ediyorum. Bugün için birazcık daha odaklanacağız. Bienal'de bu sene diğer senelerden farklı olarak belirli bir tema konmadı. Bunun nedenini de direktör şöyle açıkladı. Küratör ekip planlamayı hazırlığı yaptıkları dönem tam da pandemiye rastlamış. Aslında birazcık da o belirsizlikler, endişeler falan daha olumlu, daha güler yüzlü nasıl tercüme ederiz bu dönemi diye düşünmüşler diye ben anladım sohbetten ve bir tema koymamayı karar vermişler. Daha çok buna süreçler, karşılaşmalar diye bir genel bir fikirle yola çıkmışlar ve aslında da hatta kompost kelimesini kullanıyorlar. Dilekleri de o ki bu BNR sürecinde bir araya gelen, karşılaşan farklı gruplar, farklı kişiler daha sonrasında burada başlattıkları fikirleri, karşılaşmaları daha sonrasında devam ettirsinler. Başka şeylere de mayalansın. Hep bu kelimeler yine BNR'in küratörlerinden, direktöründen gelen kelimeler. Bu da tabii çok ilginç bir şey. Şehir Hepimizin için özellikle çünkü biz hep zaten farklı renkler, farklı kokular bir araya gelsin, kenti farklı perspektiflerden konuşalım, tartışalım, Şehir Hepimizin olsunun peşinde hep olduğumuz için bizi ayrıca heyecanlandırdı bu sene. Ve de bu konusu heyecanlı ama bununla bağlantılı olarak mekanlar çok çeşitli, kentin farklı 4 tane ilçesine yayılıyor. Kültür sanat bağlamında görmeye, konuşmaya, referans vermeye alışık olmadığımız gruplar, şirketler, kişiler söz konusu, yöntemler çok farklı. Dolayısıyla gerçekten çok farklı, çok heyecanlı bir sürü ilham olacak gibi olacak. Gerçekten kompost bir BNR ile karşı karşıyayız. Bu ilginç, ilk defa bu bağlamda gördüğümüz aktörlerden bir tanesi de Konda. Konda bir araştırma danışmanlık şirketi. Daha çok siyaset, toplumsal konuları konuşurken referans verdiğimiz, çok yararlandığımız, veriyle, veriye dayalı toplumu anlamaya çalışan insanların özellikle minnetle, teşekkürle devamlı ürünlerini kullandığı bir şirket. Ve ilk defa kültür sanat bağlamında karşımıza çıktı. Barınhan'da, mekanda ilginç. Dolayısıyla biz şimdi en yetkili kişisinden, genel müdürden, Aydın Erdem'den birazcık nedir, ne işiniz var sizin Bienal'de, ne yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, biraz onu tartışmak istiyoruz. Anlatır mısın nedir Harman? Tabii, Harman nedir? Esasında sonda söyleyeceğimiz lafı en başta söyleyelim. Esasında bu bizim yaptığımız işle de bütün Bienal'deki diğer işlere baktığınızda da anladığınız şöyle bir gerçek var. Esasında toplumda bir kompost. Bunun ne demek olduğunu lafın sonunda söyleyeyim isterseniz. Ama hani gerçekten bir araya gelip yeni bir şey yaratan bir şey toplum. Yani yani yeni bir şey yaratıyor derken bireyleri de değiştiriyor bir araya gelmek. Yani komposta çok benzer hali özetle bu. Biz bu işin içine nasıl düştük onu anlatalım. İKSV bizim Konda olarak işbirliği yaptığımız, temas halinde olduğumuz bir kurumdur. Biz onlara fayda sağlamaya çalışırız, onlardan her konuda destek almaya çalışırız. Böyle iyi bir işbirliğimiz vardır. Bu çerçevede bundan 2 sene evvel küratörlere bizden bir brief vermemizi istediler. Brief'ten kastım bilgilendirme. Yani bunlar neticede Türkiye'yi hasbelkader tanıyor olabilirler. Hani etraflarına da bakıyorlar, bir gözlemleri var ama hani bu kadar kocaman bir toplumu sayılara bakarak anlamak daha doğrudur. Yani hani bir siz bakabilirsiniz İstanbul'a ama hani Türkiye'de ne kadar üniversite mezunu olduğunu bilmek ya da insanların nasıl alışkanlıkları esasında olduğunu bilmek, ne kadar çalışan olduğunu, ne kadar ev kadını olduğunu bilmek, bunların hepsi önemli konular olduğu için bizim o sayılar üzerinden küratörleri biraz bilgilendirmemizi istediler. Bu Bienal başlamadan evvel 2 sene yaklaşık, yani hatta pandemiden önceydi yanılmıyorsam. Öyle bir toplantı yaptık online. Sonra Bienal'den 3-4 ay önce, başlamadan önce küratörlerden Amar Kanvar'ın bizle görüşmek istediğini iletti Bige Hanım. Beraber bir araya geldik. O toplantıda
Sayın Amar Kamar bizden bir iş istedi özetle. Yani sizin ne yaptığınızı biliyorum, siyasi araştırmalar, toplumsal araştırmalarda neler dediğinizi de takip ediyorum dedi. O bizi çok şaşırtmıştı ve heyecanlandırmıştı açıkçası. Yani bir iş istiyoruz dedi. O işi de tabii o sıralarda ilk önce çok genel çerçevede, sonra yavaş yavaş darlaşa bir çerçeveye oturttuk. Ve bir araştırma verisi üzerinden esasında nasıl bu kompost, yani teması yok diyorsunuz ama yani nispeten o kompost lafı da bir tema gibi sanki bir yerler için, değil mi? O kompostla ne bileşir, ne oturur üzerine kafa yorduk. Bizim daha evvelden yaptığımız bir takım çalışmaları acaba burada nasıl kullanırız dedik ve tabii yaptıkça ismi geldi. Yani baştan bunun ismi Harman değildi. Biraz son noktasına vardığında İKSV bize hadi kardeşim bu işin adı ne olacak diye sorduğu noktada ancak bu ismi üretebildik. O da şuradan kaynaklanıyor. Bir işin tarifini yapmamı ister misin? Görselleri de kullanırız orada. Yani esasında biz bu bir araştırmaya dayalı, Türkiye'yi temsil eden bir araştırmaya dayalı bir veri görselleştirmesi. Ama bir interaktif tarafı da var. Nasıl çalışıyor? İşte burada da gördüğünüz gibi iki tane eksen var. Biz bu araştırma için iki set soru sorduk. Bir tanesinde insanların hoşgörüyle ilgili fikirlerini öğrenmeye çalıştık. Burada neydi? İşte dağınadığım gelinin farklı etnik kökenden olabilir. Hepimiz eşitiz, hepimiz mülteci gibiyiz. İşte herkesin yaptığı yeri. Yani biraz insanların hoşgörü anlamında ha evet doğru deme eğilimi olabilecek biraz öyle yumuşak da sorular da kullandık orada. Bir o set soru vardı, bir de insanlara ne kadar mesafelisiniz diye sorduk ve 11 tane farklı toplumsal küme tarif ettik. Yani işte Suriyeli göçmenlere, ateistlere, dindarlara, modernlere, bunun gibi yani orada o listelenince görülebilir. Bunların hepsine ayrı ayrı ne kadar mesafedesin birden ona diye ankette sorduk ve insanların dediği cevaba göre bir eksen oluşmuş oldu. Şimdi burada bu gözüken iki eksenden dikey olanı biraz hani şimdi çok yanlış anlamasın sözelci arkadaşlar, biraz hani o konuda zorluk çekilen bir anlatımsa kusura bakmayın ama hani başka daha da basitleştirmek çok zor. Şimdi dikey eksen hoşgörü ekseni. Yani buradaki ufak noktaların her birisi bizim araştırma yaptığımızdaki bir deneyin konumunu gösteriyor. Bir deneyin konumu ne kadar hoşgörülüyse o kişi, bizim sorduğumuz o 8 tane hoşgörüye ne oranda çok hoşgörülü olacak şekilde cevap verdiyse bu grafiğin üstünde yer alıyor. Ne kadar sosyal mesafesiz dese, yani işte ona mesafeli misin, ateistlere mesafeli misin, eşcinsellere mesafeli misin, dindarlara, Kürtlere mesafeli misin diye sordukça bu sorulara ben hepsine mesafeliyim diyorsa eğer bir denek, bir görüştüğümüz kişi, bu sefer solunda çıkıyor bu grafiğin. Yani yatay eksende sola doğru gidiyor. Dolayısıyla özetle baktığımızda bir kişi eğer çok hoşgörülüyse ve toplumsal hiçbir kümeye mesafesi yoksa sağ üst köşeye doğru gözüküyor. Yani o sağ üst köşede gördüğünüz noktalar herhangi bir kişi toplumsal kümeye bir sosyal mesafesi yok. Tabiri caizse herkesle barışık ve hoşgörülü. Sağ alt köşe doğru da hoşgörüsüz ve mesafeli insanlar görüyoruz. Ama sizin de görebileceğiniz gibi toplum esasında sağ üst köşeye doğru kayan bir halde. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bunu yaptıktan sonra burada bunu bir toplumsal harita olarak varsayarsanız, işte sağ üst köşeye doğru gittikçe daha bir gelişmiş modern insan tarifiyle görebiliyoruz. Neden? Çünkü işte hani toplumsal hiçbir kümeye mesafesi yok, hiç kimseyle uğraşmıyor o anlamda. Herkes kendi işinde gücünde diyor. Bir de ayrıca herkese karşı hoşgörülü. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu bir takım toplumsal kümelerin de orta noktasını gösteriyoruz burada. Yani şimdi hani görebileceğiniz gibi herhangi beyaz yaka çalışanların ortalama noktası ya da ev kadınlarının ortalama noktası, kendine modern diyenlerin ortalama noktası. Bu noktalar bu gösterimde sürekli işte 8 saniye kalacak şekilde işte bir beyaz yakalı çalışanları görüyorsunuz. Bir ev kadınlarının orta noktasını görüyorsunuz ama beyaz yakalı çalışanların ev orta noktasını gördüğünüzde bir yandan da
diğer beyaz yakalıların nasıl dağıldığını görüyorsunuz. Burada önemli olan bizim anlatmaya çalıştığımız bu gösterimden şu esasında. Yani bunu dikkatli bakılınca birisinin kendisinin de anlayacağını varsayıyoruz. Biraz burada sanata yaklaşmaya çalıştık. Yani çünkü biz neticede böyle bir gösterim yaptığımızda bu bizim anlatacağımız da bir şey olur. Ama neticede bir sanat eseri yaptığımızda en azından benim anlayışım bu, kendi adıma söyleyeyim. Bu şeydir. Biraz kendini anlatabiliyor olması lazım bir şey anlatmadan. Şimdi burada da şunu anlatmaya çalıştık biz, şimdi hani insanların önünde olmadığı için bu gösterim. Anlatmaya çalıştığımız şu esasında, toplumda farklı kümeler birbirinden farklı noktalarda çıkıyor olabilir ama o kümelerde olmak insanları esasında bir araya da getirmiyor fikir ve görüşler, hoşgörü, mesafe anlamında. Yani ben sizle aynı eğitime sahip olabilirim. Benzer çalışma kategorisinde olabiliriz. İkimiz de birbirimize modern diyor olabiliriz. Ama siz bir takım toplumsal kümelere benim olduğumdan daha uzak olursunuz. Sizin olduğunuz, bu haritada olduğunuz pozisyon eğitimi ya da benim bu haritada yer alacağım pozisyon mesela işte eğitimsiz bir ev kadınıyla da aynı yerde olabilir. Yani bu ihtimal her zaman var toplumda. İşte buna harman diyoruz. Yani toplumun bu harman hali. Siz toplumda bu kadar göçten sonra, bu kadar büyük ve kalabalık kentlerde herkesin her türlü, her türlü, her anlamda, her değişik kategorideki insanın bir arada olabileceği ortamlar yarattığınız müddetçe o insanlar birbirlerine karışıp birbirlerini değiştireceklerdir. Bizim argümanımız da bu. Bu gösterim de onu gösteriyor. Bu bir tarafı, bir de oyuncaklı, oyunlu bir tarafı var bu gösterimin. O fotoğraflarda da gördüğünüz gibi önünde bir bunun tercih yapma butonları var. Yani bizim o ankette, Türkiye'yi temsil eden ankette yaptığımız, sorduğumuz soruları teker teker o gösterimin, harman gösteriminin başına gelen birisi o sorulara teker teker cevap verebiliyor. İsterse 5 soruya cevap veriyor, isterse 1 soruya cevap veriyor. Ama şimdi burada da gördüğünüz gibi o soruya cevap verdiğinizde o benim ilk başta bahsettiğim o eksenler üstünde nerede yer aldığını o sorunun görüyor. Yani kendisini orada görüyor bir nevi. Ve ondan sonra orada gördüğünüz bir kırmızı nokta var. O kırmızı noktada aynı ilk başta bahsettiğim gibi işte beyaz yakalıların orta noktası, kendine modern diyenlerin orta noktası diyoruz ya, işte o da Biennale'dekilerin orta noktası. Ya. Esasında yani şimdi daha tabii Biennale bitmedi. Şimdiye kadar galiba 45 bin farklı soru cevaplanmış. Hani bu en az bir 20-30 bin kişi cevap verdi diye varsayılabilir. O orta nokta en sonunda nerede çıkacak? Yani Türkiye'nin ortalamasına göre ya da diğer toplumsal kümelerin ortalamasına göre o iki nokta birbirinden nasıl uzak olacak onu göreceğiz. Ama yani önceden tahmin etmek mümkün ki Türkiye'nin orta noktasından biraz sağ üst köşeye doğru çıkacaktır illa Biennale ortalaması. Bir unsuru daha söyleyeyim. Buradaki verdiğimiz, yani bu gösterimde Barınan'ın 5. katına gidip de soru cevaplamanın yanında biz 3 farklı Biennale alanına da aynı sorulara aynı şekilde cevap verilecek, vermeye imkan tanıyan kiosklar koyduk. Yani ne yapmak istedik? Neticede biz Biennale ziyaretçilerini o kırmızı noktada temsil etmek istiyorsak bunu sadece Barınan'a gelenlerden değil, biraz hani araştırmacılık, örneklem mantığıyla işte yaymak, biraz daha hani sadece Barınan olmasın, gazhanede de işte hamamda da Pera Müzesi'nde de o veriler toplansın istiyoruz. Şimdilik durumdan, tepkilerden, gelen yorumlardan hayli memnunuz. Bir kere bir de yani tabii bu aşamada şeyi söylemek çok önemli benim için. Hani ben yani biz Konda verisini kullanarak, Konda birikimini kullanarak böyle bir şey yaptık ama tabii bu sanat eseridir. Biraz işin içinde insan faktörü de çok var. Hani burada bizim veri yöneticimiz Ebru Şener bu projenin içindeydi. O bayağı bir şekillendirdi. Bir de bizim IT anlamında, yazılım anlamında çözüm ortağımız olan Özgür var. Brandwolf markasının sahibi. Özgür Akman'la bu projeyi yürüttük. Yani biraz kolektif bir çalışma oldu.
çok eğlenceli bir çalışma oldu yaparken bizim için. Güzeldi yani oraya gidip gelmek, oyuncaklı bir işler yapmak, masa başında olmamak. Ama ne kadar sanata yaklaştık tabii onu biz o disiplinde değiliz. Ama en azından hani ben kendime göre bir işte modern sanat takipçisi birisi olarak tarif edebilirim kendimi. Hani çok çok bu konuda gelişmiş birisi olarak tarif etmiyorum ama en azından çok cahili olmadığımı en azından söyleyebilirim. Yani o prensipte bir takım şeyler yapmaya çalıştık. Hani bir şeyi olsun, kendini anlatabilsin, bir dili olsun ve bir farkındalık yaratsın. İşte bir sanat eserinden ne bekliyorsanız, en azından biz ne bekliyorsak onlar bunda olsun istedik. Ama tabii bu o kadar da kolay bir şey değil. Yani durum vaziyet bu. Bundan sonra ne yaparız? Bundan sonra ben çok heyecanlandım yaparken açıkçası. Konda olarak elimizde de hani bu şimdi böyle elimizi biraz korkak alıştırdığımız bir işti tabii. Çok devam etmek istiyorum açıkçası. Yani Harman 2 olsun, Harman 3 olsun, bunu 3 boyutlu yapalım, biraz daha interaktif olsun, biraz daha hani ne bileyim belki içimize yani plastik sanatlardan birisini alabiliriz. Bilmiyorum, bunların hepsi düşünülebilir ama şey devam ettirmek istediğimiz bir şey. Hani bu zaten veri görselleştirmesi, verinin kolay anlaşılması bizim kaygılarımızdan bir tanesi konuda olarak. O yüzden de çok heyecanlandık, devam da etmek istiyoruz. Elinize sağlık, gerçekten heyecan verici bir şey. Yani bir yandan toplumu anlamak, toplumla ilgili bir şeyler yapmak isteyen insanlar için veri zaten ezelden beri çok, çok değerli ve siz gerçekten çok önemli bir işleminiz var zaten bu konuda. Ama bir yandan burada benim gördüğüm bireysel keşif de yani insanların kendi kendilerini keşfetmesini de biraz sağlayacak diyorsun ya. Hani biraz önce sen bana modern diyebilirsin, ben sana modern diyebilirim ama belki sen benim sandığım kadar modern olmayabilir. Ben kendim sandığım kadar modern olabilirim. Yani o beyaz dotların arasında o kırmızı eğer ben sana o sırada anlattığına göre. Evet. Aslında bilmiyorum mesela aslında bunu oynayan diyeceğim oyuncak gibi bir şey çünkü hoşuma da gidiyor biraz. Diyenler de biraz belki sohbet etmek de ilginç olurdu. Yani kendilerine gerçekten sandıkları kişiler, Pardon lafını kestim. Yani herkes bir soru cevaplıyor. O bir sorunun o işte mesafe sorusuysa mesafede nerede olduğu, hoşgörü sorusuysa hoşgörü ekseninde nerede olduğu gösteriyor. Yani şey bir anlamda evet ben böyleymişim hali bence fena olmayabilir insanların deneyimi için. Ama işte yani burada esas bizim yani bizim gördüğümüz işte kompost lafıyla nasıl bağlanıyor hikayesi o. Yani biz işte bunu bir iki kere daha benzer cümlelerle ifade etmeye çalıştık. Şöyle bir şey var. Yani bir kere her zaman toplum üzerindeki bu kategorizasyon ve işte kümelere ayırma bir tahakküm haline gelmiş vaziyette. Yani işte şu şöyledir, bu böyledir. Yani şunu takan böyledir, bunu giyen böyledir, bu titri olan böyledir, burada yaşayan böyledir gibi çok esasında bu gösterimde de aksi çok net kanıtlanabilecek iddialarımız var, klişelerimiz var. Halbuki bizim birçok konuda verisinde de görüyoruz, burada da görüyoruz ki toplum öyle bir şey değil, toplum karışmış bir şey. Hele şimdi çok karışmış bir şey. Yani toplumun işte bunu sizle yaptığımız ilk programda da çok konuştuk. Yani göçün çok büyük etkisi var. Yani bunu diğer toplumlar, diğer ülkeler için söylemek zor. Ben en azından kendimin öyle bir iddiası olamaz ama Türkiye toplumu göç neticesinde çok karışmış bir toplum. Bunun çok sancısını çekti. İşte ne bileyim işte kent ortamında insanlar köyden yeni gelmiş insanlardan rahatsız oldular. Öbürleri onlardan bir rahatsız oldu. Onların yaşam tarzından. İşte ya sonra hangisinin o kentin hakimi olduğuna dair çok tartışmalar yaşadık değil mi? Hani işte kentin sahibi kim? Onlar bunlar mı? Halbuki görüyoruz ki öyle bir şey yok. Bu sadece bir beraber var olma hikayesi toplum. Beraber var olma hikayesi olduğu için illa birbirini değiştirmek zorundasın. İlla birbirini
ne göre davranmak zorundasın. Bir şehrin trafiği sadece belli insanlar iyi davranmaya başladığında değişmiyor. Herkes birbirine yol vermeye başladığında bütün o loop açılmaya başlıyor. Değil mi? O yüzden de biraz topluma öyle bakmaya başlamanın pencereleri diye bakmak lazım bu bizim araştırma sonuçlarına, bu hikayeye. Yani işte biraz o eskide kaldı. İşte yani ne bileyim, toplu taşıma bile bir sosyal statünün, bir sosyoekonomik grubun ulaşım aracı değil. Yani siz sabahın 8'inde 9'unda metrobüse bindiğinizde Kadıköy'den ya da Zincirlikuyu'dan ya da Avcılar'dan çok renkli bir profille karşılaşıyorsunuz. Yani orada sadece gelir düzeyi düşük insanlar yok artık. Çünkü şehir pratiklik gerektiren bir yer. Yani siz ne kadar lüks yaşamaya, ne kadar konforunuza düşkünseniz bazı zamanlarda metroya, metrobüse binmemek gerizekalılıktır bu şehirde. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki her zaman bazılarımız konfor arar, bir taksiciye abi 1,5 saat sürse de vereceğim parasını git dersiniz ya da arabanızla gitmek istersiniz. Tabii ki bunlardan bahsetmiyorum ama neticede şehir her halükarda zengin içinde, fakir içinde pratiklik ister. Dolayısıyla bir araya gelirsiniz şehirde. Belli ortamlarda, belli meydanlarda, toplu taşımada, kesişim noktalarında, bir takım etkinliklerde toplum o etkileştikçe birbirini de değiştirir. Bu biraz bunun tarifi. Evet, tahammülü de artar aslında yani o hoşgörü. Evet. Hoşgörüden çok belki tahammülünün artması. Çok doğru, çok doğru. Hı-hı. Birbirimize esasında artan şey ilk başta tahammül. Hı-hı. Hoşgörü değil. Hı-hı. Ama yani onu işte evrensel dilde hoşgörü diye tarif edip kendimizi iyi hissedebiliriz tabii. Evet, tahammülün artması yani tam da gerçekten bu şey zaten uzun zamandır konunun çalışmalarında kutuplaşma ve kutuplaşmanın yani hem kutuplaşmayı gösterip hem de aslında bunun tersinin tercih edilmesi gerektiğiyle ilgili zaten tabii. İşte yapıyorsunuz. Ya tercih ediyor da toplum. Işte. Yani hiç kimse o kadar yan komşusuyla düşman olmaya meraklı değil ya. Bu yani bu çok konforsuz, çok yorucu, çok toksik bir şey bir toplum için. Dolayısıyla zaten hiç kimse bunu tercih etmiyor. Yani zorunlu olarak birbirinle anlaşmaya çalışmak daha iyi bir hikaye. Yani şey, bir de bu de, gerçekten kentleşmeyle, metropolleşmeyle ilgili bir şey. Çünkü yok artık o pratik bir şey değil birisiyle didişmek. Yani çünkü didiştiğin adamdan daha 100 tane daha göreceksin yolun bitene kadar. Yani biraz ne bileyim ben kendim öyle bir gerçekten. Kendim öyle bir artık tahammül mekanizması geliştirdim. Ya mesela önümü bir adam kesiyor arabaya da giderken yani bir enayilik yaptı falan filan. Şimdi ona eskiden olsa çok kızardım. İşte kavga, dövüş bilmem ne. Yani şimdi şey diye düşünmeye başladım. Ya bu kocaman bir şehir. Ben daha 10 kilometre yol gideceğim atıyorum Taksim'e. Daha önüme benim yani 8-10 tane daha böyle adam kırar, saçmalar. Yani ki herkesin öyle muazzam iyi şoför, böyle makul insan olmasını da bekleyemezsiniz. Yani bu toplumda illa makul olmayan, işte sizin sinirinizi bozacak, hoşlanmayacağınız, mesafe koymak isteyeceğiniz insanlar olacak. Ve onlarla beraber yaşayacaksınız. Yani çünkü onlar orada yaşasın, ben burada yaşayayım, onların bindiğine ben binmeyeyim, onların gittiği restorana ben gitmeyeyim hikayesi. Yani pratik bir hikaye değil. Yani çok az bir kimsenin, çok az bir zümrenin becerebileceği bir şey ki yani hani bence o da o kişiler için zararlı olur en nihayetinde bir hikaye. Aslında şimdi bunu yani kendine bir akvaryuma kapamaktan bahsediyorum. Aynen. Yani onu da kentte yapmak gerçekten zaten hem pratik zor. Değil, hem saçma, hem çok zor yani. Evet, çok zor. Çok da pahalı büyük bir ihtimalle. Evet, bir yandan. şimdi bizim bu söyleşilerimiz Medyascope diye bir de yayınlanıyor ama aynı zamanda Spotify'da, YouTube'da da var. Yani podcast olarak dinleyenler de var. Dolayısıyla o dinleyicilerimiz biraz önce yönetmenimiz Ali Vatansever'in paylaştığı görseli göremediler. Ama şöyle bir şey hatırlatayım, hem de bu söylediğinde zaten sizi de destekliyor yani o dikey yatay aksın sağ üst tarafı daha az mesafeli ve daha işte hoşgörülü. Sol alt kısmında işte hem daha hoşgörüsüz ve mesafeli. Ama sol alt yani bu ikinci profilin karesi aslında bayağı boş. En azından beyaz yakalılar. Tabii. Boş. Yani
o fotoğrafta. Yani esasında neredeyse, değil mi? Efendim? Umut verici de bir görüntü aslında o görsel. Bilmiyorum, beyaz yakadan çok farklılaşıyor mu diğer profilleri? İşte dediğim gibi yani orada bu, evet, göremeyen kişiler için de açıklamak gerekiyor. Demin onu biraz tarif etmeye çalıştım. Yok yani, çok değil birbirlerinden uzaklıkları. En azından o orta noktanın, ortalama noktanın. Yani bu esasında tabii hayatımıza birazcık işte siyasetçilerin, pazarlamacıların da soktuğu bir şey. İşte segmentasyon, clustering, işte kümeleme, persona falan filan. Şimdi bunlar böyle bir çerçeve olarak gözüküyor. Hı. Halbuki orada işte görüyorsunuz yani beyaz yakalılar bir bulut olarak dağılmış ve ama bir orta noktaları var. Şimdi görüyorsunuz beyaz yakanın bir orta noktası var ama o orta noktadan uzakta duran, yani çok hoşgörülü, çok şeyle mesafesiz beyaz yakalılar var. Çok hoşgörülüsüz ve mesafeli beyaz yakalı da var ve bunlar dağılmış vaziyette. Yani bir takım beyaz yakalıların noktası işte kendine dindar muhafazakar diyen insanlarla aynı noktada neredeyse. Şimdi demek ki hani ne iş yaptığımız, ne okuduğumuz, nerede çalıştığımız, kaç para kazandığımız, o kadar da zihnimizi, toplumdaki pozisyonumuzu diyelim, toplumsal pozisyonumuzu, o büyük harmandaki noktamızı çok da tarif etmiyor. Yani onu görmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani İşte o böyle okumamış ya da bu çok bilmem ne, o bilmem zaten şöyle bir işte çalışıyordu. Bunların hiçbir geçerliği yok. Yani hiçbir geçerliği yok demeyelim. Tabii ki bir sürü anlamda tarif ediyor. Sizin hayatınızdaki pratikleri tarif ediyor. Ama neticede size çok benzeyeceğini zannettiğiniz bir sürü insan profili sizden çok farklı düşünüyor, çıkıyor. Çok farklı, evi çok farklı çıkıyor. Yani birisiyle böyle çok tanışıyorsunuz, ediyorsunuz, bir profil gözünüzün önünde canlanıyor. Kazara evini ya da dostlarını, ortamını görüyorsunuz. Meğerse bambaşka bir profilmiş diyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Tabii kesinlikle. Bu sizin tabii Türkiye'de yaptığınız bir araştırma. Araştırmanın verisi tabii olduğu için. Türkiye, 18 yaş üstü Türkiye nüfusunu temsil eden bir veri bu. Şimdi bu Biennale tabii uluslararası, bütün o şeyde görselde gördüğümüz gibi her şeyin İngilizceleri, yani soruda cevaplarda İngilizceleri falan da şeyi merak ettim. Uluslararası ziyaretçilerin, yani çok bir şey olmaz tabii kendi dostlarına, yani şimdi sizin mesafelisi diye koyduğun şeyler onların tanıdığı, bildiği gruplar falan değil, yani çok uygun olmayabilir ama yine de uluslararası ziyaretçilerden de tepkiler alıyor musunuz ya da onlar da deniyorlar mı, oynuyorlar mı biraz? Hiç bu soruya maalesef bir cevap veremeyeceğim. Yani onu esasında Bige Hanımlar, İKSV ekibi bilir büyük bir ihtimalle. Ya bu biraz şey ya, o kadar da yani evet, güzel bir iş, biz çok zevk aldık. Böyle bir yenilik bizim için, heyecan. İşte umarız İKSV ya da küratörler de memnun kalmıştır ama yani bu oradaki 100 eserden, kaç eserden bir tanesi. Yani yani inşallah birileri gelip dikkat çekici bir iş vardı deyip diyorlardır ama o zaten hemen kulağımıza gelmez ya. Peki son olarak bir şeyi merak ediyorum. Bu şimdi gerçekten tabii çok eğlenceli ve çok öğretici bir şey olduğu için, bir iş olduğu için insansa bir şeyi, yani ben en azından şeyi çok merak ediyorum. Konda'nın diğer bütün o çalışmalarının verileriyle de böyle oynayabilecek miyiz? Yani biraz önce söyledim ya, hani belki nasıl bunu işte kompostlama kısmında dijital olsa da telefondan böyle şeyleri oynayabiliriz. Esasında var yani bayağı bir çok update edilmemiş durumda ama yani birincisi bizim interaktif olarak verilerimizin kurcalanabildiği sistemlerimiz var ama şu anda tamamen kamuya açık değil. Abonelerimiz ve hani o anlamda anlaşmamız olan insanlar kullanıyor. Ama kamuya açık olan da bir 2018 verisine dayalı bir hayat tarzı var. Orada da hani oradaki iki ek, buna benzer bir çalışma. Oradaki iki eksen de hani bir tanesi geleneksel değerler ve modern pratikler. Yani siz işte bir restoranda yemek yedikçe, internet bankacılığı kullandıkça, internetten alışveriş yaptıkça ya da işte biz 20 tane daha modern pratiği tarif eden sorumuz var. İşte onlara o şekilde cevap verdikçe daha modern tarafta çıkıyorsunuz.
işte geleneksel değerlerle ilgili de bir 15-20 sorumuz var. Onlara cevap verdikçe de belli bir pozisyona atıyor, belli bir eksene atıyor sizi. Orada da bir anket doldurup gene kendinizin nerede olduğunu görebiliyorsunuz başka toplumsal kümelerle. O tip çalışmalar yapıyoruz. Yok, bu bizim çok meraklı olduğumuz bir şey. Veri, interaktif veri görselleştirmesi. Yani birisinin bakıp işte Türkiye'yi anlasın, kendini anlasın, içinde yaşadığı toplumu net olarak görsün ve bunun zamana göre değişiminde gerekiyorsa görsün gibi. Hani işte şey, sayısal veri yani. Esasında en toplumla ilgili en rasyonel lafı matematikten anlasın anlamasın, analitik zekası olsun olmasın, herkesin anlamasını sağlamak biraz. Gayretimiz o yönde. Tabii ki hala böyle tam sözelci, hiç matematik ile ilişki kurmamış hayatı boyunca birisinin kolay anlayacağı ürünler değil. Öyle bir iddiamız yok ama amacımız herkese yaymak, herkesi göstermek, biraz daha eğlenceli yapmak, biraz daha üç boyutlu yapmak. Şimdi bir de biraz daha sanata yaklaşmak diye de bir amacımız oluştu. Şimdi yok yani gerçekten çok kafamız orada. Yani hani bunu geliştirelim, yeni bir takım verilerden daha eğlenceli bir şeyler yapalım, biraz daha interaktif olsun, işte üç boyutlu olsun, işte hologram olsun, şöyle olsun. İşte tabana baktıkça insanın aklına geliyor bir takım şeyler. Ellerinize sağlık. Gerçekten sağ olun, çok teşekkür ederiz. Süreçler, karşılaşmalar ve kompozisyon. Üç kelimeyi en güzel karşılayan işlerden bir tanesi. Bizde, bizim kafamızda da çok bağlandı. Yani harman kelimesiyle kompost kelimesi. Bir de şey de tabii bizim için de enteresan oldu. Çünkü normal şartlarda işte galiba hani bu tip işte geçen gün birisi serzenişte bulunuyordu. Yani İşte ya bu eserdi, şimdi iş oldu, şimdi de iyice projeye dönmüş diye. Yani hani ama anladığım kadarıyla bu Biennial'in hikayesi bu. Yani hani böyle bir insanların önüne bitmiş bir şeyi hadi buna bakın ve işte artık sanatçının talebi neyse onu anlayın, görün. Değil de deneyim yaşamak ve bir süreci denemek ve şey denemek yani deneyim yaşamak her şeyden önce deneyim yaşamak meselesini galiba burada olsun istemiş küratörler. Benim gördüğüm kadarıyla da diğer işlerden öyle bir hali var. Evet. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir sonraki işleriniz için de kolaylıklar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar. İyi yayınlar başkanım. Teşekkürler. Haftaya başka bir şehir konusunda sohbetimiz olacak. Biennial serimizde iki bölüm daha devam edecek. Biennial'in kendi de 20 Kasım'a kadar devam edecek. Ama başından beri konuştuğumuz gibi aslında bu defa bitmeyen, devam eden süreçler başlatıyor. O yüzden hepinizi davet ederiz Biennial'e de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.